Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün oyundaki en iyi 15 destansı kostümü sizlerle birlikte sıralayacağız. Biliyorsunuz artık destansı kostümler neredeyse 200'e kadar geldi. Bunu yapmamızın üzerinden artık 6-7 ay falan geçti. Baya bir zaman oldu. Ben de yenisini yapmak istedim ve önemli de bir duyurum var. Arkadaşlar bu liste videolarını biliyorsunuz ki hep ben kendim hazırlıyorum. Sizlerin de içerisine dahil olduğu bir liste yapmak istiyorum. Yani bu serileri tekrardan yapıp ama sizin hazırladığınız bir listeyi yapmak istiyorum. Bunu da nasıl yapacağız derseniz arkadaşlar Discord sunucumuz üzerinden yapacağız. Yorumlar kısmına Discord sunucumuzu sabitliyorum. Mutlaka gelmeyi unutmayın. Orada ben kostüm çekilişi falan da yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Çok fazla canlı yayın yapamıyorum son dönemlerde. O çekilişleri de sunucudan yaparız. Ve dediğim gibi de sizlerin de oy kullanabileceği anketler oluşturacağız. Orada en iyi efsanevi, destansı, gizemli kostümleri sizlerin oylarıyla birlikte belirleyeceğiz ve onların da videosunu yapacağım. Bu yüzden mutlaka hepinizi sunucuya bekliyorum. Listemin 15. sırasına ben Mothra Eve kostümünü koydum. Arkadaşlar bugünkü lisedeki videolar sizi baya bir şaşırtacak biliyorum. Hani destansı kostümler abi inanılmaz gelişmiş artık. Hepsi birbirinden güzel. Bir bu kadarını da listeye alamadım zaten. Bu kostüm biliyorsunuz ki yeni aşamalı modu geldikten sonra oyuna eklenmiş oldu. Gayet güzel bir dış görünüşü var. Onun dışında mermilerin görüntüsü, ultisinin patlayıp kelebek efektinin yine çıkması baya bir güzel. Ufak da bir şöyle ulti fırlatma detayı var. Ulti fırlattığınız zaman böyle kostümü ters dönüyor. 14. sıraya geldim. Listemin 14. sırasında KYM Hacker Bro kostümü var. Animasyonu ben beğeniyorum. Bak şimdi hop yukarıdan bilgisayar kasası geldi. Dış görünüş olarak baya güzel. Hani Hacker Bro temasına inanılmaz uygun bir de RGB bir görüntüsü var. Böyle ledler falan var. Listeye tabii ki oyuna yeni eklenecek olan ve eklenmiş kostümlerle başladım. Fakat farklı kostümler de olacak. Onu da baştan söyleyeyim. Mutasyon da var görmüş olduğunuz gibi. USB bellek fırlatıyoruz. Ve orada düştüğü noktada da yine bir küp görüntüsü var. Yerde de yine bir görüntü çıkıyor. Görüyorsunuz böyle dışa doğru bir çizgiler saçılıyor. Ultimize baktığımız zaman yine aynı şekilde USB bellekleri fırlatıyoruz. Efektleri ve dış görünüşü gayet güzel. 13. sıraya geldim. 13. sıramızda abi lanetli korsan Bibi'yi ben nasıl buraya koydum bilmiyorum. Liste abi inanılmaz güzel zaten. 13. sırada da lanetli korsan Bibi var. Sizin fikriniz ne yönde? Yorumlarınızı merak ediyorum. Ya ben de şu anda Thor Bibi, lanetli korsan Bibi ve kahraman Bibi'nin önüne geçti. Fakat destansı olarak baktığınız zaman tabii ki çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Efektleri inanılmaz. Ultisinin görüntüsü de yine aynı şekilde çok güzel. Kostümün dış görünüşü de çok güzel. Yani efsanevi alamıyorsam kahraman Bibi de satılmıyor artık biliyorsunuz. Bu yüzden giderim. Yani bu kostümü kesin alırım. 12. sıraya geldim. 12. sırada bir Sam kostümü olan Yeti Sam var. Eldivenlerinde yerin altından aldı. Animasyonu ve dış görünüşü gerçekten muazzam. Hani bazı temaları böyle karakterlere çok yakıştırabiliyorlar. Brock'ta da mesela vardı bu. Hacker Brock'ta da vardı. Yeti teması da yine aynı şekilde Sam'e inanılmaz yakışıyor. Düz vuruşunu görüyorsunuz. Bu şekilde böyle zaten karlı bir görüntüsü var. Ultiyi fırlattığımız zaman da bu şekilde gözüküyor. Yine kar izleri düştüğü noktada çıktı. 11. sıraya geldim. Listemin 11. sırasında. Oğlum nasıl 11'de olabiliyor bu ya? Bu da yine çok güzel bir kostüm. Liste zaten alev atıyor arkadaşlar. Listedeki bütün kostümler çok güzel. Batık sandık, grif, lanetli korsanlar temasını ben zaten bayağı bir beğeniyorum. Bibi'yi de almıştım. Bunu da aldım. Evet, dış görünüş olarak sandık görüntüsü bence grife gayet yakışıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir elmas fırlatıyoruz. Ultimizde de yine hazine haritası fırlatıyoruz. Gayet güzel efektlere sahip olan temasına uygun bir grif kostümü. 10. sıraya geldim. Listemin ilk 10'una Kara Samuray Jin kostümü ile başladık. Animasyonu gerçekten destansı bir kostüm için inanılmaz güzel. Dış görünüşünü de yine beğeniyorum. 10. sırada 2 tane kostümümüz var arkadaşlar. Hani şimdi Kötü Jin ve Kara Samuray Jin'i de ben 10. sıradaymış gibi tutuyorum. İkisini bir tutuyorum. İkisi de alınabilecek güzel kostümler ama Kötü Jin'i çok fazla denediğimiz için bu bölümde sadece bu yeni kostümü denemek istiyorum. Yani bıçak fırlatıyor. Bıçak ters dönüp yere doğru saplanıyor. Düz vuruşumuzun geri kalan görüntüsünde de mor bir efekt oluşuyor. Ultisi bayağı bir güzel abi. Ultisini de şöyle bir çekelim. Yani buna diyecek bir şey yok hocam. Gayet güzel gözüküyor. 9. sırada yine benim favori kostümlerinden bir tanesi Frankengrom var abi. Dış görünüşü çok güzel olan bir Cadılar Bayramı kostümü. Animasyonu da yine destansı için yeterli ve güzel. Kostümün düz vuruş efektini ben gayet seviyorum ama süperi bayağı bir güzel. Süperine bayağı düşüyorum yani. Canavar gelip ağzını dilini açarak böyle geri kapatıyor. Hani harbiden 10 numara efekte sahip olan da bir kostüm. Kostümün herhangi bir eksiği yok. Yani gizemli falan desem benim için okey ama destansı
kostümde olması çok güzel. 8. sırada bir sonraki aşamalı kostümü olan Arza Larry Lowry'i aldım. Bunun da yine animasyonu gerçekten çok güzel yani abi. Larry de şu anda gelmiş oldu. Yine Hacker sezonuna inanılmaz yakışan kostümlerden bir tanesi ve aşamalıdan bunu ücretsiz alabileceğiz. Abi bunun düz vuruş efekti bayağı bir güzel. Bak başlangıçta küçük bir efekt çıkıyor, hop sonra büyüyor böyle, hani çok bir de böyle sallana sallana görünüyor ya. Düz vuruş efekti olabildiğinin en iyisi diyebilirim. Zaten dediğim gibi Hacker sezonu olduğu için de Lowry'nin görüntüsü de gayet uyumlu ve güzel gözüküyor. Mermiyi değiştireyim şöyle bir. Kendim deneyeyim bir de. Lowry'nin mermi efekti de yine aynı şekilde gayet güzel. 7. sıramızda son zamanlardaki favori kostümlerinden bir tanesi olan Noel Baba sütüğü var. Fakat ben yakın zamanda spor sütüğü almayı düşünüyorum. Bu yüzden bunun papucu bende dama atılabilir ama bu liste videosuna da yine almak istedim. Çünkü dış görünüşü inanılmaz güzel. Aynı şekilde vuruş efekti ve ultisinin de yere bıraktığı karizi gayet güzel. Burada da yine hediye paketi görüntüsü var. Çünkü Noel Baba sütüğü yani ne olacaktı zaten. Hocam şöyle hop, rakibi görmüş olduğunuz gibi dondurabiliyoruz. Efekt olarak ve dış görünüş olarak gayet güzel bir sütü kostümü bu da. Listemin 6. sırasına da Mecha Tick kostümünü almak istedim. Yine görmüş olduğunuz gibi sağlam bir animasyona sahip ve dış görünüşü de yine Mecha olduğu için zaten güzel. Hemen şöyle bir isterseniz hop ultimize de bakalım. Ultimizin giderkenki görüntüsü de yine gayet güzel ve patlama efekti bunda var mıydı lan böyle? Lan inanılmaz bir şaşkınlık geldi. Ben bu kostümü daha öncesine denemiştim. Bu sonradan mı geldi? Ne yaptılar bunu ya? Bu şekilde patlıyor muydu arkadaşlar? Yorumlara yazın, ben önceki videolara bakarım muhtemelen. Çok merak ettim şu an, hani sanki böyle bir şey yoktu. Ya da net bir şekilde ben hatırlamıyor da olabilirim. Bana nedense şu an çok farklı geldi bu. Öldürme animasyonu gibi olmuş. 5. sıraya geldim. 5. sırada yine lanetli korsanlar temasından bir kostüm. Kraken Surge'ü aldım. Bu kostümü zaten ne kadar sevdiğimi önceki videolarda da söylemiştim. Surge'ün bence en iyi kostümü zaten şu anda. Kostümün düz vuruş efekti ve gelişme aşamaları da yine gayet güzel gözüküyor tabii ki. Düz vuruşunun efekti bu şekilde. Şöyle bir daha bir zıpladığımız zaman şapkamızı alıyoruz. Yani zıpladığımız noktada da ahtapot kollarının çıkması korsan temasında tabii ki yine inanılmaz uyumlu oluyor. Elimize de en son silahımız geliyor. 4. sıraya eskilerden bir kostümü almak istediğim Hayalet Şövalye Frank. Yanlış hatırlamıyorsam ilk destansı listesi yaptığım zaman bu kostümü 1. sıraya koymuştum. Şu anda bir tık daha geriye koydum ama listeye yine aldım çünkü çok güzel bir kostüm zaten. Şöyle bir de isterseniz düz vuruş efektine bakalım. Düz vuruş efekti de yine sağlam gözüküyor. Ultisinde de zaten Frank'te bir tık daha sarılı yeşilli bir hali geliyor hep genelde. Efekt olarak da bence yine kostüm uyumlu ve yeterli bir efekte sahip. Artık ilk 3'e geldim. İlk 3'teki kostümler muazzam. Hani bunu diyerek başlamak istiyorum. Ben 3. sıraya Kabus Sandy kostümünü koydum. Belki de birçok kişi bunu 1. sıraya koyabilirdi. Çünkü dış görünüşü çok güzel. Animasyonu da gerçekten muazzam. İsminden de anlaşılacağı üzere Kabus Sandy karanlık bir temaya sahip. Şöyle düz vuruşumuza bastığımız zaman siyah bir görüntü çıkıyor. Ultimize bastığımız zaman da yine şu göz detayları ve zincirleri görüyoruz. Hani gerçekten muhteşem bir destansı kostümü. Bu geldiği zaman ben bunu direkt alacağım. Daha doğrusu mücevherli olduğu zaman alacağım. 2. sırama geldim artık. 2. sıradaki kostüm bence muhteşem kostümlerden bir tanesi. Ragnarok sezonundan Odin Cordelius kostümü. Vurdu ve görmüş olduğunuz gibi animasyonunu tamamladı. Dış görünüş olarak zaten muhteşem bir kostüm. Kostümde sevdiğim güzel detaylardan bir tanesi de hareket ettiğimiz zaman kuş bakın başımızın üstünde böyle uçmaya başlıyor. Durduğumuz zaman tekrardan boynuza konuyor. Ve ultimizde de yine aynı şekilde bu kuşu görebiliyoruz. Düz vuruşumuzda yine tam olarak ne olduğunu ben bilmiyorum. Bilen varsa yine yorum yazabilir ama yine güzel bir görüntüye sahip. Ve geldim artık 1. sıraya. Benim 1. sıradaki kostümüm Fenrir Bass kostümü. Dış görünüş olarak çok güzel abi. Animasyon olarak inanılmaz iyi değil. Daha geri sıralarda bulunan diğer kostümlerin animasyonları çok çok daha iyiydi ama ben animasyona çok takılmıyorum abi. Dış görünüş muazzam. Benim için en önemli olan şey bir dış görünüş, iki efekt. Dış görünüş muazzam, efekt de muazzam. Animasyon ortalama ama yine de benim gözümde 1. sıraya ilerleyebiliyor, çıkabiliyor. Yani şu düz vuruş efekti gerçekten çok güzel abi. Buna hiçbir şey diyemeyeceğim. Bir de buna ses eklemişlerdi sanırım. Bas kostümlerin hepsinde zaten bir ses vardı. Buna da yapmasalardı gerçekten ayıp olurdu hocam. Bu da güzel oldu. Ultisindeki de yine karizini görüyorsunuz. 4-4'lük bir kostüm arkadaşlar. Ben bu kostüme daha fazla bir şey diyemeyeceğim. Ve aylar sonra benim destansı listem bu şekilde oluştu. Dediğim gibi Discord sunucusunda da yine bunlardan yapmaya devam edeceğiz. Fakat sizin oylarınızla birlikte bu listeler ortaya çıkmış olacak. Ve katılım sayısı da fazla olursa orada da yine kostüm çekilişleri yapmaya devam edeceğim. Bu yüzden Discord sunucumuza mutlaka gelin. Videonun da burada sonuna
sonuna gelmek istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.